24'ten doğrusu neden mutlu akşamlar. Meydanlar çok sıcak. O sıcak gündemi ve meydanları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ve doğrusu ne diye soracağız. Üç değerli konuğum var. Profesör Doktor Adem Palabıyık, akademisyen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Ertekin, meslektaşımız, gazeteci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Profesör sağolunuz, çok teşekkürler. Profesör Doktor Ahmet Akın, politik psikolog, hoş geldiniz. Bulduk. Bu ara böyle politik psikoloğa çok ihtiyacımız var. Evet. Ahmet hocam. Bizim ruh sağlığımız yerinde kalırsa seçim bitene kadar. Evet, aynen öyle. Hemen başlayalım. Şimdi son dönemde birçok adım atıldı. Hani bugün en son atılan adımla başlayalım. Türkiye'nin uzay yolcuları. Bugün Teknofest'te duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Alper Gezer Avcı, bir pilotumuz. Tuva Cihangir Atasever'de bir mühendisimiz. Uzay yolcusu olarak belirlendi. Biri asil, biri yedek üye olarak Amerika'da eğitim görecekler ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecekler. Bunun üzerinden hani tam bağımsız Türkiye hedefine hani birçok adım atılıyor. Uzayda da aynı şekilde benzer adımlar atılıyor. O çerçeveden de baktığımızda nasıl okuyorsunuz Adem Hocam? Sıradan gideceğiz. Tabii. Şimdi bugün biz de Teknofest'teydik. Oradaki süreci, kalabalığı, üretilen ürünleri, yani bunlar neticede Türkiye toplumunun bir kültürü aslında. Hepsini gördük. Özellikle mekanikleşmenin ne boyuta vardığını, bunlarla birlikte Türkiye'nin bir güç olarak, yeni bir Orta Doğu uluslararası ticaret ve güvenlik stratejileri bağlamında nasıl bir politika ürettiğini gözlerimizle gördük. Yani o kalabalıkla birlikte tabii bunu yaşamak çok daha önemli. Yani panayır değil, panayır diyenler değil, var ya. Değil kesinlikle. Yani şöyle, şimdi orada insanların ne kadar samimi olduklarını görebiliyorsunuz. Bir de orada ekoller de var. Yani ben özellikle bir Teknofest ekolünün orada oluştuğunu, hatta biz öncesinde de söyleyelim. Gençlerle alakalı olarak işte bazı kuşak yakıştırmaları yapılıyor ama o kuşak yakıştırmalarının doğru olmadığını da gördük. Özellikle deprem bölgesine gelen gençlerden de bunu fark ettik. Şimdi o gençlik orada görevini yapıyor, bu gençlik burada görevini yapıyor. Yani dolayısıyla bu yüzyıl meselesinde bana kalırsa en önemli mesele kazanılan bir gençlik. Tabii orada sizin başta söylediğiniz gibi işte astronotlar, uzay yolcuları, Türkiye'nin yani 100 yıllık rüyalarının real politik anlamda bir karşılığının olduğunu gördük. Somut, yani o insanlardan biri, yani biri asil biri yedek üye olduğu için söylüyoruz, biri uzaya gidecek. Evet. Evet, oradan aldığı birikimle dönecek, diğerlerini yetiştirecek. Doğru. Şimdi biz uzun yıllardır, 2002 yılına kadar Türkiye'de bir real politik düzen görmedik. Yani söylemler üzerinden var olan, şu anda devam ettirilen 90'lı yılların politikası, muhalefet tarafından devam ettirilen o politika devam ediyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın o karizmatik liderliği ve geleneksel lideriyle birleşen o liderlik vasfı bir taraftan da kendisini eserlerle ortaya koyuyor ki hani o slogan da doğru zaman doğru adam tercihi, o adam kavramı bizim kültürümüzde çok önemli. Yani adam yapıyor mesela cümlesi bizim için aslında çok yeterli bir durum. Şimdi Türkiye yüzyılına geldiğimizde özellikle 60 başlığın olduğunu, bu başlıklarla birlikte her başlığın somut bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Yani her başlıkta bir adım atılmış. Bizi aslında ilgilendiren mesele bu. İkinci olarak güçlendirilmiş bir güvenlik modeli görüyoruz. Şimdi Türkiye'de özellikle 2030 yılına kadar ciddi bir enerji ihtiyacı oluşacak. Şimdi bu enerji ihtiyacını karşılamak adına bugün Teknofest, öncesinde nükleer anlaşmalar, onun öncesinde işte İHA, SİHA, gemi ve bunun beraberinde işte uzay çalışmaları. TOG. TOG. Ya bütün teknolojik gelişmeler bize şunu gösteriyor. Türkiye artık politikalarını 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık yapıyor. Bu Türkiye'de hatta görüşmemiş. Hatta 100 yıllık yapıyor. Görülmemiş bir düzendi. Aslında bunun başlangıcı şöyle. Şimdi AK Parti ortaya bir vizyon koydu. Bunu da bir misyonla şekillendirdi. Bu vizyonda 1071'den başlayan işte 1453 ile 2023 ile devam eden bir vizyon var. 1923 ile devam eden bir vizyon vardı. Bunu 2023, 2053, 2071'e taşıyan bir misyonla tamamlıyor. Cumhurbaşkanı bugün gençlere seslendi ve şunu dedi. Biz sizin zamanınızın misafirleriyiz artık. Doğru. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tabiri önemli. Doğru. Biz hani artık bu buraya kadar getirdik. Bundan sonrası sizin işiniz. Bu şunu da ortaya koyuyor. Aslında
Beyin göçüyle alakalı olarak mesela çok fazla söylem var. Bunun tersinin de olduğunu görüyoruz. Şimdi bu somut politikalar bize şunu gösteriyor. Ortada bir siyasal tecrübe var. Bu siyasal tecrübe kendisini olgular, olaylar ve realiteler üzerinden inşa ediyor. Bu inşa etmekle de kalmıyor, ürünler sahada görünüyor. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde Türkiye'nin yüzyılının en önemli noktası şunda birleşiyor. Bir kere biz kendi iç gelişmelerimizi veya bize değecek olan birilerinin ortaya koyacağı problemleri küreselleştirebiliyoruz. Esas mesele bu. Küresel bir oyuncu haline geldik. Geldik. Yani şimdi mesela Amerika'da yaşanan bir finans krizi olduğunda, Avrupa'da yaşanan bir finans krizi olduğunda Türkiye bundan etkileniyor muydu? Evet. Şu an artık Türkiye özellikle mesela Sayın Putin'in dünkü söylemi de çok önemliydi. Özellikle bir Türkiye'nin enerji üssü haline getirilmesi şunu ortaya koyacak. Türkiye'de yaşanabilecek bir problem artık dünyayı da yakından ilgilendirecek. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın küresel bir lider aktör olmasının, bir oyun kurucu olmasının arkasında en önemli de bu var. Bu bizi şuraya götürüyor. Artık kolay kolay Türkiye ile alakalı verilen kararlarda şöyle bir duracak insanlar. Yani biz bunu yaparsak bunun sonuçları ne olur? Şimdi Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi aldı, buradan buraya taşıdı. İşte bizim aslında vizyon olarak esas üzerinde durmamız gereken mesele bu. Bunun devamında da ben şunun üzerinde durmak istiyorum. Yüzyılımızın en önemli vizyonlardan birisi de aile. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aile üzerine kurgu ortaya koyduğu misyon da çok önemli. Bunun sebebi şu. Şimdi özellikle evlenecek çiftlere 150 bin liralık bir krediden bahsetmişti. Hı hı. Evlilik belli bir mülki, yani külfet getiriyor. Bunun bir mülkiyeti de var. Bununla iki taş oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz sosyolojide aile sosyolojisini çok önemseriz ve ayrı bir kurum olarak alırız aileyi. Toplumun en küçük yapı birimi olarak aile kabul edilir. Şimdi hem evliliğin önünü açtı, yani sağlıklı bir toplum modelinin devam etmesi gerektiğini ortaya koydu. Hem de özellikle farklı aile yapılanmalarının önünde geçti. Yani bu küresel bir projeyi çökertmeye çalıştı. Çökertti, böyle evet. Küresel, yani LGBT tam ismi bu. Evet. Bir projeyi çökertti. Ahmet Hocam çok... evet, hocamı zaten takip ediyoruz. Ona da zaten bu konuyu konuda, soracağız. Hocam bu konuya ayrıntılı olarak değinir ama hani benim sosyolojik olarak üzerinde durduğum esas mesele bu. Aile birinin korunması, 600 yıllık bir gelenek, hatta 1000 yıllık bir gelenek bizi ayakta tutan mesele de bu. Cumhurbaşkanımız böylelikle bunun devamını da sağladı. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye yüzyılında ortaya koyulan misyon yeni bir toplumsal sözleşme de ortaya koydu. Yani ben işin biraz daha sosyal politikalar boyutunu ele aldığımda öyle bir toplumsal sözleşme ortaya koydu ki bu mesela bizde yine Russo'nun ortaya yazdığı bir çalışma vardı, toplumsal sözleşme. Bu mülkiyet üzerine temellenir ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu zaten mülkiyeti güvenlik altına alarak devam ettiren, toplumu da içine katan bir boyuta getirdi. Şimdi bir taraftan göçmen meselesi işin içinde var, bir taraftan Kürtler işin içerisinde var, bir taraftan bütün azınlıklar işin içerisinde var, bir taraftan da birlikte yaşayabilir miyiz sorusunun evet olarak cevabı var. Şimdi bütün bunlar aslında bir vizyonu, önemli bir vizyonu ortaya koyuyor mu? Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin 100 yılı aslında bizi bir arada tutabilme, aynı zamanda bu birliğin küresel bir vizyona dönüşebilme, yüce dönüşebilme potansiyelini ortaya koydu. Burada ben bölgesel anlamda da bunu söyleyeceğim. Son cümleyle şöyle tamamlayayım. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı bu Türkiye vizyonuyla uluslararası bir bedel politikası yürütüyor. Yani mesela bir taraftan Irak, İran, Suriye, Azerbaycan ve diğer devletler, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti, ama öteki taraftan da o tartışmaları, problemleri ortadan kaldırabilmek için de Avrupa ile alakalı bir politika yürütüyor. Hatta deniz aşırı, işte Libya, Tunus gibi ülkelerle, bir taraftan Mısır. Erdoğan bunu kazan kazan olarak. Tabii. Yani bu ne demek? Berdel'in kavramı, anlamı şu. Yani ortada bir problem varsa bunu kaldırmak, birliği korumak ve kan davalarını ortadan kaldırmak. Hı hı. Şimdi bazı devletlerle yaşanan problemler var. Bunlar siyasi konjonktür tarafından gerekliydi. Mısır'la yaşamıştık. Tabii. Suudi Arabistan'la yaşamıştık. Ama siyaset böyledir zaten. Yani siyasetin belirli dönemlerde yükselip düşmesi, yani o tansiyonun olması gereken bir şey. Hep tek düze giden bir siyasetten zaten bahsedemeyiz. Hiçbir tarihin hiçbir döneminde de olmamış zaten. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın o vizyondaki sağladığı, bence uluslararası vizyon açısından en önemli birlikte tutacak politika da buydu diyebiliriz. Evet. Mustafa Bey, şimdi tam bağımsız Türkiye sloganlarına biz hani 70'li yıllarda, 60'lı yıllardan aşinayız. Ama o zaman sadece slogandı.
Şimdi fiiliyata ve eyleme dönüştü. Tabii. Birçok adım atıldı. İşte biraz önce saydık, hocamla da saydık. İşte TOG'dur, TCG Anadolu'dur, İmece uzayda, uzay yolcularını da görüntüleri göndermeye başladı. Evet. Kızıl Elma, İHA, SİHA'lar, birçok proje var ve bunlar da artarak devam ediyor. Yarın öbür gün milli muharip uçakla ilgili yeni bir adım atılacak gördüğümüz kadarıyla. Bir yandan da Karadeniz gazı çıktı. Nükleerde enerjiyle ilgili bir takım adımlar atıyoruz. Bir yandan da hani bunları değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de mesela bugün Teknofest'in yapıldığı alanla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir takım açıklamaları oldu. İşte CIA'ya hizmet eden bir şirkete orayı vermeyi vaat ediyor mesela. Bununla birlikte baktığımızda o tam bağımsız Türkiye'nin antitezini mi oluşturuyor Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi öncelikle kıymetli izleyicilerimize hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Hayırlı bir hafta sonu olsun. Bakın gelişen ve değişen dünya globalleşip küreselleşiyoruz ve yakınlaştıkça iletişim çağını yaşarken tabii ki dünyanın bu gelişen düzeni içerisinde toplumlarda bunların da etkileri oluyor. Yani en büyük etkisi şu oluyor. Genel anlamda sadece coğrafyalarda bir değişiklikten söz etmiyorum. Bütün alışkanlıklar değişiyor. Ticaret, alışveriş alışkanlıkları, ticaret alışkanlıkları, üretim alışkanlıkları ve yenilenen teknolojilerle birlikte dünyada yeni bir düzen oluşturulmak isteniyor. Burada yeni dünya düzeni içerisinde tabii ki ne yapmak lazım? Yerinizi alabilmek, o masada oturabilmek Türkiye için. Türkiye nerede duracak sorusuna. Nerede duracağınıza karar vermek lazım. Şimdi bu anlamda, bu aşamada hakikaten 2020 Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında 2023'ü hedef koymuşuz. Yani ülke olarak, millet olarak demişiz ki 2023 lider ülke Türkiye. Yani 100 yıl sonra bölgenin en güçlü devletlerinden birisi ve gelişmiş devletlerinden birisi olma vizyonunu bir söylem olarak sürekli tekrar etmişiz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'nın da hakikaten hükümet programında yer alan lider ülke Türkiye 2023 Lider Ülke Türkiye programı vardı. Şimdi tabii ki dünya birçok yenilikle birlikte dünyada artık bir eksen değişikliği meydana geliyor. Yani finans eksen değiştiriyor, aks değiştiriyor, efendim teknoloji aks değiştiriyor, efendim paradigmalar değişiyor. Dolayısıyla biz de hakikaten ne yapmamız lazım? Bir duruş belirlememiz gerekiyordu. Bu duruş Cumhur İttifakı'nın hakikaten Türkiye 100 yılı vizyonuyla birlikte Türkiye 100 yılı vizyonunu ortaya koyarak yani lider ülke Türkiye 2023 lider ülke Türkiye şablonunu adeta birleştirip bir vizyon oluşturuldu. Burada ne yapılıyor? Burada ne yapılması gerekiyor? Bir kere robotik teknolojiler, uzay teknolojileri, yapay zeka gerek dünyadaki teknolojik gelişimlere açık bir toplum bilinci. Ve yön veren bir toplum. Yön veren ve teknolojide lider olabilmeyi hedef koyan bugün mesela uzaya göndermeyi arzu ettiğimiz kardeşlerimiz gibi bir hedef koymak lazım. Yani bunlar tabii ki önemli aşamalar. Bunlar tarihi süreçler aslında. İHA-SİHA'larla bir paradigma değiştirdik. Tabii. Diğer alanlarda da lazım. Şimdi oraya geleceğim. Bakın bunlar kolay olmadı. Değiştirdik ama hani böyle siyasi irade emir verdi değişti değil. Bakın bunun bir altyapısı var. Burada milli kurumlarımız var. Havelsan, Aselsan, TÜBİTAK, Uzaysan ve Uzaş üniversitelerimiz var. Bakın 69 tane üniversitemiz bu konu üzerinde Türkiye'nin teknolojik inovatif değişim sürecinde yer aldı. Biz bunların merkezindeydik zaten. Nükleer araştırmalar merkezi tabii, gibi hocam. Gayet tabii. Bakın ben hasbelkader yani şey olmasın ama bir süre bu çalışmaların içerisinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Şimdi burada bir hedef kondu. Bu hedefe ulaşmak, erişmek için de siyasi irade yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi adeta tarif gerekirse böyle kaya gibi durdular. Yani bu kurumlarımız çalışsınlar diye her türlü imkan sağlandı.
her türlü teknolojik bilgiye ulaşmaktaki engeller aşıldı. Ve gelinen noktada müteşebbisimiz, yani bugün İHA ve SİHA'ları üreten bir Baykar grubu mesela. Ne yeni oldu? Baykar'ların da oluşması için zemin de hazırlanıyor. Tam oraya parmak basacağım. Yani bunlar oluştu ve dünyadan takdir topladı. Bakın bu Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Türkiye'nin durduğu pozisyon, bir NATO ülkesi olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapması gereken işleri, bir barış elçisi, bir arabuluculuk rolüne soyunmuş olması, birçok kapıyı açmış olması, dünya liderlerinin teşekkür ediyor olması aslında bu kişisel değil de Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu gösterir. Bu büyük devlet olma vizyonunu ortaya koyan irade, bu gelişmelerin önünü açan iradedir. Bu irade de Cumhur İttifakı'nın iradesidir. Dolayısıyla birlik beraberlik içerisinde üniversitelerimiz, kurumlarımız, bilim insanlarımız, teşvik ettiğimiz yatırımcılarımız, bir Baykar grubu gibi bugün geldiğimiz noktada efendim Ukrayna'daki doğan çocuklara eğer isim konuyorsa, Bayraktar diye bir isim konabiliyor ise bu Türkiye'nin geldiği noktayı bu alanda gösteriyor. Bu yeterli mi? Hayır. Bu yeterli değil. Çünkü 85 milyonluk bir nüfusa sahip, bölgesinin güçlü bir devleti olan, bu jeopolitikte ateş çemberinin içerisinde yer alan Türkiye'miz için bu yeterli. Bu çerçeve bize dar gelir. Bu çerçeve evet dar gelir. Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Tunus'tan, Mısır'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Kafkasların en öte ucundan başlar. Dolayısıyla Türkiye bu teknolojiyle, bu gelişmişlikle içimize kapanalım, dünyaya kendimizi kapatalım diye bir vizyon içerisinde değil. Bu sebeple Türkiye 100 yılı vizyonu çok önemli bir açılımdır. Bakın bunun altını tekraren çizerek söylüyorum. Türk Devletler Topluluğu'nun hayata geçirilmiş olması, Kıbrıs'ın masaya oturtulmuş olması, Türkiye 100 yılı vizyonuyla teknolojide, bilimde, ilimde, efendim sosyal politikalarda Türkiye'nin güçlü bir devlet haline getirilme vizyonun ortaya, hedefinin ortaya konmuş olması bana göre başarmanın yarısıdır. Çünkü Türkiye artık kendi ayaklarının üzerinde duran, tam bağımsızlığı yüreğinde hisseden, tam bağımsızlık yolunda adımlarını atmış, kendi de o enerjiyi gören bir vizyonda şu anda. Atatürk Havalimanı. Evet. Bugün Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'te bugün şahsen oradaydım. Hı hı. Ve çok yakın bir bölgede de oturuyorum. Hakikaten Allah şey vermesin, ayaklarına taş değdirmesin. Bizim bilim insanlarımız, pilotlarımız, oradaki o gençlerin 350 bin kişi vardı bugün bakın. Bunu mübalağasız söylüyorum ve hiçbir şey yok. İnanın biz 1 saat 55 dakikada 6 kilometrelik yoldan gelemeyiz. Bu kadar. Bu feda olsun. 2 saatte gelmeyelim, 3 saatte gelmeyelim. Yeter ki o gençlerimizin arzusu, bu insanımızın coşkusu ve Türkiye'yi daha müreffeh bir ülke haline getirme enerjisi yeter ki yaşasın ve olsun. Orada bugün kızıl elmamız. Bakın bir şey söylemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vizyonuyla bir Cumhur İttifakı'nın vizyonu arasındaki farkı söylemek istiyorum. Ümit Bey, bunlar kızıl elmayı manavdaki elma zannediyorlar bakın. Bakın bunlar ya o ne diyorlar, yani manavdaki elma zannediyorlar. Bakın bu hedef, bu isim çok önemli bir isimdir. Türk olmanın, işte vefalı Türkler geldi dedirtmenin, Türk'ün gittiği yerde her adaletin sağlanıyor olmasının, güvenin verdiği bir sembol. Ulaşılamamış her hedef. Ulaşılamamış her hedef. Bakın bu hedefe, yani bir Türk askeri gittiği zaman vefalı Türkler geldi diyorlarsa, bakın Türkiye büyük hedefler koyup mutlaka ve mutlaka ulaşacaktır. Çünkü Türk beklenendir. Eğer ulaşılamamış her hedef diye yorumladığımız bu terminoloji ulaşmamızın çok yakın olduğu bir hedef. Bakın bugün insansız olarak bir yüksek bir teknolojiye sahip kızıl elmamız Çorlu'dan kalkıp İstanbul'a başarılı bir şekilde geldi ve bugün uçtu. Dün uçtu, bir önceki gün uçtu. TCG Anadolu'muz, bakın SİHA'larımız, İHA'larımız. Şimdi SİHA'ları bir maket uçak olarak, İHA'ları bir maket uçak olarak yorumlayan hangi kafa demek lazım?
tırnak içinde söyleyelim, çok da alınıyorlar bir şey olunca, mesaj yazıyorlar. Böyle dediniz, şöyle dediniz çok diye. Çok da milli bir kafa değil gördüğünüz kadarıyla. Duruşu milli olmayan bir kafa diyelim yani. Şimdi burada Kızıl Elma'yı Manav'daki elma zanneden insanlara anlatacak aslında çok şeyimiz var. Biz yılmayacağız, anlatacağız. Neyi anlatacağız? Şunu anlatacağız. Türkiye bugün %84 mühimmatını kendi yapabiliyor ise, uzay teknolojilerinde %70 yerli ve milli seviyeye gelebilmişse çok önemlidir bu. Bu seviye 2010 yılında %12'ydi. %12'ydi. Bugün %70 seviyesine gelmiş ise, bugün avyon sistemlerin, yani görüntüleme sistemlerinin bile Türkiye bize vermeyen ülkelere, hani kötü komşu... Buzlayan ülkeler bile vardı. Şimdi şey var ya, kötü komşu mal sahibi yaparmış diye bize vermediler, ne oldu? Bize motor vermediler, tank motoru vermediler, ne oldu? Görüntüleme sistemi vermediler, ne oldu? Hepsini bugün yerli ve milli yapıyoruz. Bizim yeter ki ortaya, biraz önce ifade ettiğim gibi, bu enerjiyi yüreğimizde hissedebilelim. Bilim adamımızla, gençliğimizle, siyasi irademizle ve tarihten gelen büyük devlet olma geleneğimizle, artı know-how'ımız, yani bir bin yıllık bir devletiz biz. Bin yıllık devlet olma geleneği var ülkemizin ve bugün bunları yaşatan ruh yeter ki başka yerlere yönelmesin. Nevada çöllerinde efendim Amerikan özel kuvvetlerine hizmet eden şirketlerin getirip Atatürk Havalimanı gibi bir yere getiririm diyen zihniyetler biraz dikkat etmesi lazım. Neden? Bakın bir özel şirket için tabii ki bir burada bir medyada çok ileri cümleler kurmak belki doğru olmayabilir. Ancak şunu söylemek gerekir. Bu şirketi bir araştırsınlar, baksınlar. Yapılan tüm Afrika'daki gizli operasyonların neredeyse efendim altyapısını oluşturan bir şirket olması, 2004 yılından 2023 yılına kadar 19 yıllık süreçte 15 elemandan 3500 çalışana geliyor olması, bu başarının arkasında efendim bir Birleşik Devletler efendim şeyinin olmaması, yani derin yapılanmasının olmaması mümkün gözüküyor. Gölgesinin olmaması mümkün değil. Evet, biraz seçerek söylüyorum cümlelerimizi. O bakımdan olmaması mümkün değil. Yani bir tarafta Baykar'a dokunacağız diyeceksiniz, bir tarafta o yerine bunu getireceğiz. Şimdi Haluk Bey'in konuşmasını dinledim. O coşkulu konuşmayı hakikaten Haluk Bey'e ve Selçuk Bey'e teşekkür ederim. Bunlar bizim evlatlarımız diyeceğim. Rahmetli bizden yaşça küçük. Öztürk Bey hakikaten bu evlatlarıyla gurur duysun. Toprağı bol olsun, rahmet diliyorum kendisine de. Şimdi orada konuşurken bir cümlesi vardı. Yani biz efendim yeniliğe tekme şeye açık değiliz ama milli olan her şeye açığız diyor. Yani yerli ve milli olması yönünde büyük bir efor sarf ettiklerini tek ifade kriter etmek istiyor. Şimdi gönlümüz şunu ister. Bir Selçuk yetmez, bir Haluk yetmez. Onlarca olsun. Mehmetler olsun, Mustafa'lar olsun, Ümitler olsun, değil mi? Hı hı. Yani bunlar da olsun. Şimdi ön kesmek çok kolay. Ama zaten bu başarının anahtarı, bugün geldiğimiz nokta sayamayacağımız, sadece bakın biz konuşurken belki kıymetli izleyicilerimiz şunu da söylüyor. Sadece efendim işte savaş teknolojileri ve savunma stratejilerini anlatıyorsunuz, teknolojilerini anlatıyorsunuz. O da değil. Açılmış bakın OSGB'ler, teknoparklar. 2200'ün üzerinde bunlar. Türkiye'de 2003 yılında, 2004 aralığında sadece 16-18 ülkeye ihracat yapılırken bugün 198 ülkeye bu Türk müteşebbisi önemli teknolojisi, yüksek ürünler satıyor bakın. Bir de savaş için atıyorum savaş teknolojisi olarak drone üretirsiniz ama sonra o drone'u tarımda kullanırsınız. Sulamada kullanırsınız, ilaçlamada kullanırsınız. Kesinlikle. Bugün, oluyor yani. Bugün bakın bir nükleer santral yapılıyor ve birinci ünitesinin işte yakıt yüklemesi tamamlanmış. Yani orası bir nükleer tesis statüsüne kavuşmuş durumda. Şimdi bunu yaparken efendim dünya işte nükleer enerjiden çıkıyor demek
çıkmadığını gördük. Tırnak içinde kafasının, gözlerinin arkasında olması lazım insanın. Önünü görmüyor olması lazım. Yani vizyoner olmaması lazım. Şimdi Türkiye sadece oradan bir enerji üretmeyecek. Türkiye bu teknolojiyle birçok alanda geliştirecek kendisini. Tıp dahil. Yani şimdi orada 4 ünite devreye girdiği zaman Türkiye'nin bugünkü sanayisi dahil tüm ürettiği enerjinin neredeyse %10 veya %12'sini üretecek. Artı tıptan tutun tüm teknolojilerin içerisinde artık bu nükleer çalışmalar var. Dolayısıyla bu alandaki kendisini geliştiriyor olması o vizyonun da daha ufkun da genişleyeceği anlamına gelir. Tıpkı şuna benzetiyorum bunu. Yani bunu da söylüyorum. Son cümleler olsun hocam. Olur. Bunu da söylüyorum ama bu şaka değil. Gerçekten espri değil. Kızıl elmayı elma zanneden insanlar çağından, o dönemden bugün geldiğimiz noktada işte uzaya astronot gönderebilecek noktaya gelmemizin temel hedefi politikaların doğru olması, milli duruşun ve direncin güçlü olması ve Türk milletinin müteşebbisliği sayesinde, bilim insanlarımızın gayreti sayesinde bunları köreltmesin kıymetli muhalefetimiz diyorum. Ahmet Hocam, muhakkak bu konularla ilgili söyleyecekleriniz var. Özellikle bu Kılıçdaroğlu'nun Amerikalı firma diyelim. Amerikalı firmayı Atatürk Havalimanı'na yerleştirmek projesine ne diyorsunuz? Bu bir bakış açısı. Yani sadece Amerikalı firma değil, Amerikalı uzay ajansı veya uzay firması değil, Amerikalı finans firması, İngiliz bilmem para babası falan. Yani geçen 2-3 gün önce bir gazeteci Avrupa Birliği'nin bir komiseriyle, oradan bir komiserle görüşüyor birlikten. Üst düzey bir yönetici ve neden Kılıçdaroğlu üzerinde bu kadar ısrarcısınız diye sorunca gazeteci, hatta ismimi bile açıklayabilirsiniz demiş de gazeteci açıklamadı. Televizyonda, CNN'deydi zannedersem. Diyor ki bir kere Türkiye Yunanistan'a saldırgan politika izliyor. Libya'da olmaması lazım. Ondan sonra Karabağ Savaşı'na müdahil olmaması lazım. Azerbaycan'a İHA SİHA vermemesi lazım. Suriye'nin kuzeyini temizlememesi gerekiyordu. Ve Rusya ile çok yakınlaştı. S-400'leri almaması gerekiyordu. Hatta son bu nükleer santralin açılışıyla ilgili de o da çok bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Ve artık kararımız çok net diye söylemiş. Şimdi bu politikaların aynısını biz... Onların planı da tam bağımlı Türkiye mi? Onların planı tam bağımlı. Yani bu lafları Avrupa Birliği komiseri söylüyor. Birebir örtüşüyor Kılıçdaroğlu'nun laflarıyla. Şimdi bu bir bakış açısı meselesi. Bir konsept, bir paket. Ya milli bir konseptin olur. Onun içerisinde bakın Kuvayi Milli olur, Misak-ı Milli olur. Bağımsızlık olur. Ya da işte uzun zamanlar önce başlayan Türkiye'nin üzerine işte bitmek tükenmek bilmeyen planlar var. Bunlar SEV'de denendi, Sykes-Picot'ta denendi, Mondros'ta denendi, her yerde denendi. Ve biz şöyle zannediyoruz, bitti zannediyoruz bu planlar. Ve hiçbir zaman artık böyle bir riskimiz yok diye düşünen Türkiye'de bir tabii kesim sürekli var. Sürekli tazeleniyor. Sürekli yani. Tazeleniyor. Şimdi bakın bu 300 milyar olayı. Ve bu CIA ile işbirliği yapan, çalışan o Türkmüş sahibi ama CIA ile çalışıyormuş. Tamam ben bir şey demiyorum, istediğiyle çalışır ama keşke madem o kadar Türklerse gelsin burada Türkiye'de çalışsaydılar 10 yıldır en azından 6-7 yıldır Türkiye'de yerli milli savunma sanayi hamleleri yapılıyor. Ben bunlara kızgınım. Yani yurt dışında insanlar istediği işi yapar ama vatansever insan Türkiye'de böyle bir atılım varsa pılını pırtını toplar. Getirir, know-how'ıyla burada çalışır. Al kardeşim. Hocam 2016'da gelmişler, bir şeyde bulunmuşlar, bir talepte. Daha sonra gelmekten vazgeçmişler. Niye? Talep neymiş talepleri? Ama sinir oluyorum ben böylelerine de yani. O bizim aşıcılar da vardı. Gel kardeşim Türkiye'de yap ya. Ya bu ülkede doğmuşsun, nerenin paçasında inek
pisliği var hala daha. Şimdi yani siz Amerika'da olması dediniz ama benim hiç bu şeyleri hiç özel operasyonlar içerisinde bulunan bir şey ama bulunsun tabii ki. Bulunmasın. Hayır. Hayır bulunsun şu tabii. Şu anda bulunmasın. Gelsin herkes bulunsun Türkiye'de tabii bulunsun. Ama o bulunduğu andan ya bulunabilir tabii ki bir suç bu işleme özgürlükleri de var insanların ama şunu söylemek lazım. Ama burada Türkiye'ye efendim Cumhurbaşkanı olmak isteyen insan Atatürk Havalimanı'nı da vermesin kardeşim. Yani bu ben bazı konularda çok netim. Yani, bulunamaz. Yani. Bulunmaması hocam, lazım. Derman, bulunur ama bulunamaz. Dermanın dışarıda aranmaması tabii, lazım. Buluna, tabii, yok dışarı. Yok onu demiyorum. Ben şu an siz milli duruşunuzu tabii yurt dışındaki bütün yani beyni çalışan, kafası çalışan, teknoloji yetenek dönsün kardeşim bu ülkeye. Bunun çağrıları da zaten yapılıyor. Çağrıları yapılıyor. Gelmesi lazım. Çağrıları. CIA ile ne yapıyorsun? Gel bizim MIT'le yap ne yapıyorsan. Eğer bu ülkenin evladıysan kalbin böyle atar diye düşünüyorum. Şimdi bu 300 milyar olayı benim hakikaten çok kafamı karıştırdı. Yani oradan başlıyor bu olaylar. Hatta bir yıl öncesi, iki yıl öncesinden falan bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı İzmir'de de çağrı yaptı. Madem buldun getir Merkez Bankası'na. Ama getirdim diyor o da. O da getirdim diyor. Yani getirdim. Şimdi olay şu. Amerika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den bize hiç iyi bir şey gelmedi bugüne kadar. Hiç iyi bir şey gelmedi. Margarin geldi, zeytinyağlı yiyemem, basma fistan giyemem diye. Kot geldi. Basma fistanı bıraktık, kovboy kotu giydik. Margarini, zeytinyağını bıraktık margarin. Marshall yardımıyla süt dozu geldi. Kısırlaştı. Ondan sonra son zamanlarda moda geldi, medya geldi, sosyal medya geldi. Amerika'dan bize iyi bir şey gelmez. Tüketim ben, toplumuna dönüştü. Tüketim toplumu, millilikten, kültüründen, değerinden uzaklaşan. Şimdi bu bazı planlarını ben şöyle düşünüyorum. Bunu tamamen Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız olarak düşünüyorum. 300 milyar dolar. Şimdi PYD, PKK'ya verdiğim para, masraf, yıllardır yaptığın, 40 yıldır ne istiyorsun Amerika olarak? Orada bir eyalet sistemi, özerk sistem. Ondan sonra daha doğrusu Mondros'ta, Sevr'de denediğin şeyin orada bir terör tekrarını devleti yapmak istiyorsun. Terör devleti, Türkiye'yi bölmek, Suriye yapmak, Lübnan yapmak, Irak yapmak vesaire istiyorsun. Şimdi oturur bir hesap yaparsın. Bir kere bu 300 milyar dolar zaten öyle hemen gelecek bir para da değil. Yani zaten 5 yıl içinde test diyor edecekler. Nasrettin işte Hoca'nın borcunu ödeme misali gibi. Koyundan geçecek, tüyleri toplanacak, çalıya çorap takılacak, yapılacak falan filan. Pazarda satacağım da ondan sonra. Ama önce peşin para gibi mi algılandı? Ama şimdi şöyle. Diyor ki hukuk ve özgürlük demokrasi getireceğim Türkiye'ye diyor. Ben bu hukuk, özgürlük, demokrasi kelimelerini her zaman tartışmalı bulurum. Özellikle Amerikan Büyükelçiliği ile falan görüştükten sonra bunları ben de bu Kuzey Afrika'ya aklıma gelir nedense hocam ya. Benim de aklıma baharı da söylerse Arap baharı gelir. Yani Kuzey Afrika'ya aklıma evet gelir Irak, yani. Irak'a tabii, bahar gelecek, demokrasi gelir. Şimdi oturur demokrasiye bakarsın. Demokrasi nedir? Sayın Kılıçdaroğlu da diyor. Özellik şartını yerine getireceğiz Avrupa Birliği. Tamam, bitti. Bundan sonra sana 300 de verirler, 500 de verirler. Neden? PKK, PYD'ye 10 bin ton tır silah veriyorsun abicim. Bir tırına kadar bilmiyorum onun ama. Bir tırı 1 milyon olsa 10 binle çarp. Burada da 300 milyar var. Koy kardeşim orayı ver bana. Hiç başım ağrımasın. Yani şey var ya hava parasıyla dükkan falan satarlar ya böyle şeyle. Ne diyor adam? Benim müşterim var diyor. Hazır diyor al diyor buraya. Ama diyor müşterim içeride mal 10 bin liralık ama. Diyor ki işte müşterisi de var buranın 20 bin liraya satarım ben sana. Çünkü bir de potansiyeli var diyor. Şimdi bu 300 milyar dolar işi benim kafamı çok karıştırıyor. Bu ülkeye Amerika, Avrupa, NATO hayrına hiçbir şey vermedi. İyi bir şey de vermedi. Silah verdi, sistemi ondaydı. Bomba verdi, nereye atacağını o belirliyordu. Heron, Neron falan bir şeyler verdi. PKK'ya da koordinatlar bizden uzladı, önce gidiyordu. Sen hiçbir şey göremedin. Bu işler de öyle. Onun için Amerika'dan gelen, yapılan görüşmeler beni hep tedirgin eder. Hele hele son birkaç yılda soluğu her defasında orada alıyorsan, efendim Amerikan Büyükelçiliği de Türkiye ile Cumhurbaşkanı ile şunda bunda görüşmeden önce gelip senin elemanlarıyla veya seninle görüşüyorsa, sonra 300 milyar falan diyorsan, bir de iki de bir temiz diyorsan, ondan sonra öncesinde uyuşturucu baronlarının parası falan diyorsan, bir de söz diyorsan, bakın psikolojide kapatayım, çok temel bir ilke vardır. Karşıt tepki geliştirme bir savunma mekanizmasıdır. Bir insan çok üçkağıtçıysa çok yemin eder. Çok ahlaksızsa çok ahlaktan bahseder. Çok güvenilmezse çok sözden bahseder.
Niye söz veriyorsun? Cumhurbaşkanı söz diyor mu? Yaptığını ortaya koyuyor. Söz falan değil. Bakın söz kelimesi. Cumhurbaşkanı ne yapacaksak onu söylüyor. Ya zaten yaptıkları yapacakların teminatları. Onun için bahar kelimesi sıkıntı. Ben baharları sevmiyorum. Herkes sever ama bize baharlar iyilik getirmedi. Baharlar, mayıslar, ihtilaller, martlar falan bu aylar. Efendim ondan sonra gezi parkları şunlar bunlar. Eylül de sonbahar. Eylül de sonbahar. Bahar takıntısı var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. 300 milyar takıntısı var. Temiz para takıntısı var. Söz takıntısı var. Ben baharı, Amerika'yı hiç sevmiyorum. Çünkü getirdiği her bahar Amerika'nın bir ülkenin sonu olmuştur. Suriye'yi bitirdi, Irak'ı bitirdi. Allah'tan Libya toparlandı, oraları da bitirdi. Tunus'u bitirmeye çalışıyorlar. Turuncu baharlarla şeyi bitiriyorlar. Efendim Ukrayna'yı bitiriyorlar. Ne var ne yok bahardan geliyor arkadaşım. Milli olan kazanacak bu ülkede. Şimdi seçimi belki son programımız. Bir daha da seçimden sonra artık konuşacağız herhalde bu konuları ama son yani seçim öncesi. Şimdi bu iş hakikaten şifrelerle, sembollerle yürütülen bir hale geldi. Ama halkımız çok mümeyyiz, farik bir halktır. Yani olayın ortaya koyuyor. Anketlere bakmayın siz. Meydanlara bakalım. Meydanlarda halkımız yerli, milli, misak-ı milli, kuvayi milli olan ne var ne yok. Efendim tam bağımsız Türkiye için Cumhurbaşkanı'nın arkasında. Ötekiler de Amerika'ya sırtını yaslıyor. Birisi ötekine. Bakın bugün İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı istifa etmiş. Habib su içmez. Neden? Demiş ki kardeşim yani artık buna da mı tamam diyeceğiz? Yani bu kadar ayan beyan HDP, YSP, Yeşil Sol Parti adayımız Kılıçdaroğlu dediği halde biz orada niye duracağız? Bakın seçimlerde göreceğiz. İYİ Parti 4'lerde 5'lerde inşallah. Zaten meydanlar biraz İYİ Parti'nin durumunu yani özetliyor. Bu seçim hep söylüyorum millilikle mandacılık arasında olacak. Şimdi ufak ufak meydanlara girmeye başlayalım. Aradan önce birkaç dakikamız var. Sonra aradan sonra da devam edeceğiz. Bir dakikamız var. O bir dakikada başlayalım biz. Aradan sonra devam ederiz. Şimdi hocamdan aldığım sufle ile birlikte işte HDP destek veriyor. Ama bir yandan PKK doğrudan da biz Yedili Masa'nın yanındayız. Yedili Masa'ya destek veriyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu adayımızdır. Evet. Buna kadar geldi. Ve her gün Kandil'den bir sözcü. Bu sözcü dediğimiz de böyle alt düzey teröristler değil. Üst düzey teröristler. Bütün katliamların emrini veren teröristler. Bunlardan destek geliyor. Bu destek nasıl etkiliyor meydanları? Özellikle siz Doğu Güneydoğu'yu çok iyi biliyorsunuz. Şimdi HDP'nin kurmaya çalıştığı bir oyun var. Bu oyunu da dört bence sac ayağında götürmeye çalışıyor. Bunların işte birisi Kandil üzerinden, birisi işte İmralı üzerinden. Birisi işte Demirtaş üzerinden, birisi de Avrupa Aklı üzerinden. Bu dörtlü yani metodolojiyi tercih etmesinin sebebi de şu. Şimdi Yeşil Sol'la alakalı olarak dikkat ederseniz hep Demirtaş ismini anıyor. Hep Demirtaş oraya bir çağrı yapıyor. Hiç işte örgütten ya da başka birinden. Bir gül koyalım, tamam. Araya gitmemiz gerekiyor. Sonrasında devam edeceğiz, tamam. Unutmayın. Kısa bir ara ardından buradayız. Doğrusuna devam ediyor. Araya gitmeden önce Adem Bey, siz başlamıştınız hocam. Devam edelim, buyurun. Şimdi demiştim ki HDP'nin özellikle dört ayaklı stratejisi var. Bunlardan bahsettikten sonra özellikle solla alakalı Demirtaş üzerinden bir vurgu var. Hep oraya sesleniyor. Hı hı. Fakat dikkat edersek özellikle tipin burada bir boş alanda siyaset ürettiği süreç de var. Tabii bundan hoşlanmıyor HDP ya da Yeşil Sol Parti. Tipte HDP ve Yeşil Sol'dan hoşlanmıyor anladığımız kadarıyla. Bugünkü açıklamaları onu gösteriyor Ahmet biraz. Ahmet Çık'ın söylemleri, sözleri, evet. Her ne kadar özür dilese de bir yaklaşımın göstergesi. Tabii yani şimdi baş başa kalınca gerçeklerin söylendiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla tek ondan bir ortamda bunların zaten söyleniyordu. Yani yeni bir şey değil de medyaya yansıyor. Çünkü ben bölgede de zaten bunları duyuyorum. İkinci mesele ise Öcalan üzerinden gitmeleri. Sebep de şu. Şimdi hamdolsun devletimiz özellikle son 21-22 yılda bölgede bir şefkat süreci başlattı. Ve bu süreç halk ile devlet arasındaki güveni tazeledi.
Şimdi bu Öcalan üzerinden de duygusal bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Bu ikinci faktör. Üçüncü mesele de örgüt. Örgütün o baskıcı gücünü devam ettiriyorlar. Buradan şunu da söyleyerek aslında devam edelim. İki gün önce evlat nöbeti babalarından Celil Bey'e 15 kişilik bir grup saldırdı. HDP'li bir grup saldırdı. Görüntüleri evet. vardı. Ve o saldıranlardan, teşvik edenlerden biri de HDP'nin aday adayıydı. Yani adayı, milletvekili adayı. Dolayısıyla örgütün o şiddet yüzünün ne olduğunu biz biliyoruz orada. Ya bu örgüt 6 ay boyunca kendisine, kendi tarafında olmayan kırsal kesimde yaşayan insanlara, hatta İdil gibi bazı yerlerde bir yoksunluk politikası uygulayan bir örgüt. Yani bunu belki insanlar anlamıyor ama ne kadar tehlikeli olduğunu biz biliyoruz. Bunun da hayata geçirilmesi söz konusu şu an. Kuzey Suriye'de doğrudan Kürtlere zulmeden tabii ki yani ya o süreci zaten PKK'lı çoğu insan olmayan bütün Kürtlere zulmeden bir tabii ki, örgüt. Tabii ki yani o süreci bilmeyen çoğu insana bunu anlatmak lazım. Kendisi gibi düşünmeyen iki kişinin bir araya geldiği bütün ortamlar onlar için tehlikeli, bu kadar. Yani onu bitirmek için bütün ideolojik çabaları, bir de bu dördüncü ayakta Avrupa. Yani HDP bu bağlamda ilerliyor. Şimdi HDP'nin veya işte örgütün, çünkü HDP bir ara istasyon görevi görüyor. Artık bunu net bir biçimde biliyoruz. Sonucuna tabii ki hukuk karar verecek. O süreç içerisinde kendi inisiyatifini ortaya koyması için eline iki fırsat geçti. Bunun birisi 6-8 Ekim olayıydı, birisi de 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'daki biz FETÖ macerasını da biliyoruz. Şimdi onlar için üçüncü bir fırsat var, 14 Mayıs süreci. Burada da kendi başlarına, çünkü HDP tabanı da çok ciddi oy kaybediyor, bunu ayrıntılı olarak ifade etmemiz lazım. HDP seçmeninin sosyolojisi çok farklı. Şimdi bir kesim düşünün. Göç etmiş metropollere, büyük kentlere, geleneksel değerlerinden kopmuş, aynı zamanda metropolün kültüründen beslenmiş ve ona sunulandan yola çıkan bir siyasal politika üretiyor. Bir taraftan özellikle da gençlere de koparılmış. Tabii gençleri zaten kastediyoruz. Bir taraftan da bölgede herhangi bir geleneksel kültürden kopmayan, muhafazakarlık kimliğini temsil eden bir yapı var. Bir taraftan bir telefonla işte yalan haber de olsa inanan, bir taraftan bunu sorgulayan bir gençlik var. Şimdi dolayısıyla HDP seçmeni kendi içerisinde heterojen olduğu için o HDP'nin ortaya koyduğu siyasal patinaj bir türlü aşılamadı. Bunun en büyük önüne de Diyarbakır anneleri. HDP bugüne kadar modern ezberi bozdu. Tabii. Yani biz diyorduk ki kadını modernleştirdik ama dikkat edin, onların modernleştirmeye çalıştıkları kadınlar Diyarbakır'dan onlara öyle bir cevap verdi ki sizin yaptığınız bütün politikalar yanlıştır dedi. Tam ortada filizlenen bir hareket oldu. Ve ilk defa HDP sivil bir harekete politika üretemedi. Dolayısıyla HDP'nin kepenk kapatmak zorunda kaldı. Kepenk kapattığı çukur olaylarını organize, mesela bir sürü şey. HDP il başkanlığının kepengini kapatmak zorunda kaldı. Sadece kepenk değil, arka kapı da kapandı. Hı hı. Yani o bina terk edildi. Dolayısıyla HDP'nin bütün bunları bir araya koyduğunda, yani bu dosya ajandasını ortaya koyduğumuzda karşısına çıkan tek çıkar yol burası. Kendisine evet diyecek bir isim. Ve maalesef bu da o klasik Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen bir isim oldu. Zaten herkesi şaşırtan mesele de buydu. Bir beka meselesiyle kurulan bir partinin genel başkanı nasıl buna bir refleks gösterdi, onu anlayamıyor insanlar. Fakat şuradan açıktı. Kasetle gelen bir liderin, yani onu getirenlerin şimdi ondan ne istedikleri anlaşılıyor. Şimdi dolayısıyla bizim burada merkeze koyacağımız isim bu anlamda Kılıçdaroğlu ve o dönüştürmeye çalıştığı CHP geleneği. Burada esas mesele şu. Şimdi bu bölgede özellikle Kürtlerle Türklerin, yani o bölgedeki bütün halkların 1071'de başlayan mücadelesi Çaldıran'da, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da başarıya ulaştı. Bunun siyasal aktörleri de belliydi. Adnan Menderes, bir taraftan Turgut Özal ve rahmetli Necmettin Erbakan, rahmetli Turgut Özal ve Erbakan, bir de bunun geleneği olan diğer karizmatik lider Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi sağdan gelen bir aktörle, ya siyasal aktör, bütün bölgeyi birleştirebiliyor. Bakın dikkat edin, Türkiye'de ilk defa Millet İttifakı'nın aslında en tehlikeli oyunu da buydu. Sağ oylarla sol ittifak oluştu, sol iktidar oluşturmaya çalıştılar. Bu çok tehlikeli bir şey. Deneme o. Tabii. Yani çok tehlikeli bir şey ama bakın şunu da görmek lazım. Mesela Adnan Menderes, Aydın Menderes, Aydın kökenli değil mi? Yani hı hı. Sağın başladığı politikanın yeri değil mi? Biz mesela ne oldu da Aydın değişti? Yani bir siyasal değişikliğe uğradı. Şimdi dolayısıyla bizim o sosyolojiden yola çıkarak ortaya koymamız gereken mesele şu. HDP veya eşit sol parti.
Son ana kadar 6-7 Ekim olayları ve 15 Temmuz'da gerçek, yani PKK'nın gerçekleştirmek istedikleri, istediğini onu alan açma adına gerçekleştirmek için her şeyi yapacak. Bunun sinyali de şu, ben bunu birkaç yerde daha söyledim. Hatta tabandan da bu söylem var. Kılıçdaroğlu'ndan bunu duymak da istiyorlar. Mesela... Peki, mesela tam bu arada şunu sormam lazım. Şimdi bir aday çıkarmayacağız açıklaması bir vakitte yapıldı. Evet. Aradan bunca vakit geçti. Adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Daha yeni yapıldı. Evet. Açıklama, resmi evet. Açıklama. Arada ne oldu? Niye bu kadar bekledi? 13 ay. HDP. 13 ay bekledi. Evet hocam. Hocam burada şöyle bir şey faktör var. Şimdi Kılıçdaroğlu söz verip tutmayan bir siyasal aktör. Dolayısıyla siyasette sözünü tutmayan aktörlere karşı bir politik güvensizlik söz konusu. Hocam, Ahmet yani hocam. Yani HDP hala Kılıçdaroğlu'na güvenemiyor. Tabii. Zaten Kılıçdaroğlu yerine sürekli olarak bazı isimler konuşuyor. Fakat karşı taraftan. Mesela Sırrı Süreyya Önder. Mesela Sırrı Sakık gibi HDP'nin, işte Yeşil Parti'nin çok o şey İnce yeşil ayar çekiyor. Tabii yani. Artık söyle. Konuşuyor. Evet. Evet, artık söyle diyorlar. Yani biz de güvenmiyoruz. Söyle ki biz de bu işi bilelim diyorlar. Dolayısıyla bu güvensizlik aslında Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir aktör olduğunu da ortaya koyuyor. İşte buradan oy geçişi, emanet oyların da istenmesi, bir taraftan bu oyunun bozan en önemli aktörlerden birisi Cumhur İttifakı'nın, işte o bölgesel anlamda, yani ben uluslararası anlamda demiştim ama bölgesel anlamda uyguladığı bedel siyaseti de çok önemli. Yeniden Refahı, işte Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte, AK Parti ile birlikte bir araya gelişi. Bir taraftan mesela bölge sosyolojisinin ürettiği bir Hüdapar gerçeğini de görmezden gelmemesi, özellikle sandıklar meselesindeki biz o etkiyi göreceğiz süreç içerisinde. Bu bedel politikası, özellikle AK Parti orada işte küskünler mi deriz, kararsız muhafazakar seçmenler mi deriz, bunların yeniden Cumhur İttifakı'na yönelmesine çok ciddi katkı sağladı. Ve ben şuna da inanıyorum, hani bu son sözümüz olsun. Cumhur İttifakı, hocam bahsetti zaten, bu güvensizlik meselesini çok iyi anlattı. Yani kamuoyuna ve halka. Oradakiler de şu an, oradaki halk da, yani PKK'dan bezmiş olan halk da, Diyarbakır'ın halkını, Van'ın halkını, yani Hakkari'nin, Şırnak'ın, bölgedeki bütün illerin halkını kastederek söylüyorum. O kepenk kapatma çağrısına cevap vermeyen halktan bahsediyorum. Onlar böyle bir zulüm karşısında neyle karşı karşıya kalacaklarını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bugün Diyarbakır'a, Mardin'e, Çanakkale'ye giden turist kadar sayıda turist gidiyorsa, bu bölgenin güven politikasının devam etmesiyle eşdeğer bir durumdur. O zaman 14 Mayıs'ta da 15 Temmuz ruhuyla bir direniş gerekiyor. Kesinlikle. Örgüte karşı. Yani Doğu Güneydoğu. Bunun ama birlikte ve örgütlü olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Hı hı. Çok net bir biçimde diyebiliriz. Bunu bitirirken ben hocama bir katkı yapacaktım en başta. Onu vurgulamadan geçmeyeyim. Hocam, özellikle bu güvenlik politikası, enerji politikasından vurgu yaparken aklıma özellikle bizim bölgede anlattığımız Bayraktar ekolü, Bayraktar isimleri geliyor. Bakın, bu ekol bölgede özellikle bir lider profili doğurdu. Gençler şu an bunu takip ediyorlar. Hı hı. Bu Millet İttifakı'nın gençler ve cemaat arasındaki o yalan kurgusunu da ortadan kaldırdı. Bir taraftan da makineleşme çağını, o işte 5.0 dediğimiz ya da yapay zeka çağını harekete geçirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Lig atlamak demek. Yani sizin... Level atlamak bu. Tabii hocam, evet, şöyle evet. Yani o küresel aktörlerin planlarını bozmak demek. Tabii. İşte tabii. O küresel, o makinalaşma çağı bu dünyanın beklediği bir çağdı ve Türkiye bu çağ 2019'da veya 18'de girdi. Biraz daha böyle bize biçilmiş gömleği yırtıp atıyorlar. Evet. Tabii. Yani aslında şunu buyurun. Yapmıyorlar mı kıymetli hocam? Bakın, mesela sanayileşme çağını kaçırdık. Evet. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla artık yeni teknolojileri yakaladık. Bakın bugün TOG zaten onun bir örneği. Tabii bakın, %70'e havacılık, yani hava savunma sistemlerinin ve mühimmatın, efendim işte bugün üretilen İHA'ların, SİHA'ların teknolojisine baktığımız zaman %70'inin yerli ve milli olmuş olması, yani geçmiş teknolojileri kenara bırakıyorsunuz.
Ne yapıyorsunuz? En gelişmiş teknolojileri donanımınızla başarma ve gerçekleştirme iradesini ortaya koyduğunuz zaman şeyi yakalamış oluyorsunuz. Teknolojik çağı yakalamış oluyorsunuz. Yani hepimiz askerlik yaptık. Yani, askerde tabii. Yerli milli tüfek görmemiş. Şimdi biz mesela pervaneli evet. uçak denemek yerine ne yaptık? İnsansız savaş uçağı yaparak hı hı. daha ileri bir teknolojiyi yani bir segmenti daha ileriye level'ı daha ileriye taşıyarak bir irade ortaya koyduk. Bunların desteklenmesi lazım. Yani bu inovatif gelişmenin sürdürülebilir ve sürdürülüyor olması lazım. Bunu yapabilmenin tek şeyi milli irade. Mesela bir tane milli enerji, milli irade. Bir de siyasi iradenin birleştirilmesi lazım burada. Tabii 14 Mayıs bunlara da, önemli. Bunlara da imkan vermek lazım. Hep vurguluyorum. Yani bir kez kıymetli hocamın zamanını almamak için söyleyeyim son şeyimiz. Ne diyoruz? 14 Mayıs seçimleri tekraren söylüyorum. Bakın istiklalimiz, istikbalimiz ve istikrarımız için çok önemli bir sandık. İradesi çıkaracak ortaya. Neden istiklalimiz diyoruz? Bölgemizde hakikaten etrafımızda bir ateş çemberi var. Neden? Jeopolitik olarak bir Asya ile Avrupa arasında kalmış ve önemli bir kilit noktasındaki bir ülkeyiz. Dolayısıyla bakın mesela birçok sorunlarımız var etrafımızda. İran, Kafkaslar'da. Bugün mesela kardeş dost İki bayrak tek millet olan Azerbaycan'ımızla sırt sırta olmak durumundayız. Onların yarattığı tabii ki bölgedeki şeyler oluyor. Tabii ki bugün Aliyev de Türkiye'nin gücüne vurgu yaptı. Onu vurguladı. Ne dedi? Bakın işte havada, karada TOG'umuz, efendim havada işte İHA'larımız, SİHA'larımız oldukça Türkiye'nin geldiği nokta Türkiye'miz budur dedi bakın. Sayın Aliyev gerçekten söylediği bir cümle, 8 kelimeden oluşan bir cümle Türkiye'nin geldiği noktayı tarif ediyor. Demek ki dışarıdan kardeş bir devletin cumhurbaşkanı böyle görebiliyor ve görüyor bunları. Sadece biz gazeteciler veya kıymetli hocalarımız değil yani. Hepimiz görüyoruz biz bunları, gelinen noktayı. Şimdi istiklalimizin oylaması derken bazen eleştiriyorlar bizi. Evet kardeşim bakın bir irade ortaya koyacağız burada. Hı hı. Türkiye'nin geldiği güçlü devlet olma noktasını daha ileriye taşıyabilecek bir irade çıkacak buradan. Yani Türkiye yüzyılı vizyonu, ikinci yüzyıldaki Türkiye vizyonunun içerisinde zaten toparlanmış, teknoloji toparlanmış, eğitim toparlanmış, dış politika toparlanmış, nasıl bir yol izleneceği, efendim işte bu teknolojilerin nasıl gelişeceği, askeri alanda ne yapacağız, Türkiye coğrafyasında nasıl bir duruş sergileyecek. Bunları alt başlıklarında tabii ki hepsi yer alıyor. Dolayısıyla bunları uygulayabilecek siyasi iradenin çıkması aynı zamanda bu coğrafyadaki kalıcılığımız daha güçlü duruşumuzu belirleyecek. Diyoruz ki mesela istikrarımız diyoruz. Türkiye güçlü olduğu sürece istikrarı daha güçlü olur. Bakın Türkiye'yi güçsüz buldukları an Yunanistan bakın oradan Menendez'in bir açıklaması var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Ne diyor? Bakın şunu söylüyor. Avrupa özür diliyorum. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Başkanı bu kişi. Hı hı. Diyor ki siz diyor Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz dediğiniz için diyor bu F-16'ları size veremeyiz diyor. Bakın böyle bir Yunanistan'ın sözcülüğüne soyunmuş bir emperyal devletin en önemli makamında oturan bir senatör bunu söylüyor. Türkiye hakikaten şapkasını önüne koyup Türk milleti bir düşünmesi lazım. Bunları söyleyen insanlar eğer güçlü bir Türkiye olmadığı sürece neleri yapmazlar, neleri yaptırmazlar düşünmek lazım. Bir de şunu da kıymetli hocam konuşurken aklıma geldi, beni bağışlasın. Şu Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki gelişmeleri çok güzel özetledi kıymetli hocam. Şunu da söylemek lazım. Etrafımızdaki bu ateş çemberinin içerisindeki savaşlar, göçler aslında bize birçok gerçeği de öğrenmemizi sağladı aslında. Yani devlet olmak nedir? Millet olmak nedir? Bayrak nedir? Bir efendim savaş nedir? Savaş insanları ne hale getirebiliyor? Bakın göçler, insanlar denizlerde. Aylan bebeği unuttuk mu?
Karaya vurmuş cesedini unuttuk mu? Unutmadık. Şimdi bu çaresizlikler insanlara neler yaptırabiliyor? Türk milleti işte bunları gördü ve yaşadı. Yaşadıkça, gördükçe de içerisindeki o milli ruh, o enerji hakikaten uyandı. Bu uyandığı için artık şeye kulak asmıyoruz. Efendim işte o ne veriyorsa ben iki katını veriyorum gibi. Mavi boncuk siyaseti. Mavi boncuk siyasetine artık yapmıyoruz, kulak asmıyoruz. Ne diyoruz? Ne yaptık kardeşim? Türkiye 20 yılda nereden nereye geldi? Onlara bakmak lazım. Bunları evet. da gençlerimiz de görüyor. Biz aydınlar da görüyoruz. Milletimiz de görsün istiyoruz 14 Mayıs'ta. Yani orada hakikaten bu iradeyi takdir etsin istiyoruz. Evet, siz tamamlamıştınız. Ben son bir cümleyle toparlayayım Ümit Bey. Şimdi Millet İttifakı'nın şu tehlikesinin de anlatılması lazım. Onu vurgulamak istiyorum özellikle. Bunlar tabii bütün ülkemizi ilgilendiren konular ama artık Türkiye küresel bir aktör olduğu için bütün dünyayı ilgilendiriyor. Şimdi 1973 yılında Arjantin'de Peronist İttifak diye bir ittifak kuruluyor. Bu ittifakın çok uç bir sağ kesimi, yani biraz daha farklı bir alana yönelen, bir taraftan da tam karşıtında olan bir sol kesimi var. Bugün aynı bizim Millet İttifakı gibi. Şeyde bir denendi, de ortada Macaristan'da denendi. Yani Arjantin'e niye evet gidiyorsunuz hocam, bir yıl önce? Bir de ortada duranlar var. Şimdi bu ittifak 76'ya kadar devam ettikten sonra hocam biliyorsunuz hemen asker müdahale ediyor. Şimdi AK Parti özellikle 2002'den beri bizim toplumsal hafızamızdaki o darbeler tarihini sildi. Şimdi Millet İttifakı'nın seçimden önce veya sonra ne zaman parçalanacağını biz bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. Çünkü testi kırıldı, su sızmaya başladı bir kere. Oradan ortaya çıkabilecek bir yeniden vesayet sisteminin oluşturma süreci de söz konusu. Yani bunu zaten bütün Türkiye ama özellikle de ya bölge halkı bundan çok çekti. Özellikle 14 Mayıs'ın o oy verilme sürecindeki yani Sağduyu İttifakı'nın da bunun bence biraz koordinasyonda ilerletilmesi lazım. Yani Cumhur İttifakı bizi nereye götürecek? Millet İttifakı bizi nereye götürecek? Çok fazla örnekleri var hocam. Bunu özellikle Fikret vurgulamak hocam, gerekiyor. Somut bir şey söylemeye müsaade eder misiniz? Ben bir cümle söyleyeyim. Hocam. Bakın anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın devredemeyeceği yetkileri ve görev ve görevlerini tanımlar Türk milletine karşı. Şimdi 6 tane 7 tane başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı seçerek ve bunu parlamenter sisteme geçeceği vaadiyle 7 artık çok da dillendirilmiyor. 7 artı 1 yönetim. Bu yani bir siyasal partilerin az oy almış, mesela bir Deva Partisi'nin alacağı oy, bir Saadet Partisi'nin alacağı, bir efendim Demokrat Parti'nin alacağı oyu düşündüğümüzde, yani burada yine tırnak içinde söylüyorum, belki seçilmişler, evet anlıyoruz, ama burada da uygulamalarda çok geriye gidilebileceği, tıpkı eski dönemlerdeki vesayet sistemleri gibi, yani yanlış da anlaşılsın istemiyorum, seçilmişler için söylemiyorum ama yani aksaklık anlamında, yavaş yürüyeceği anlamında söylüyorum. Yine başa dönmenin bir gereği var mı acaba bu ortamda? O bakımdan Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hocama katkı olsun diye. Hocam Millet İttifakı'nın proje kavramıyla eşleştirilmesi tam burada ortaya çıkıyor bence. Pazarlık sistemine evet, dönüştüler. Evet. Ahmet Hocam, şimdi bu terörün desteğini söyledik, PKK'nın açık desteğini söyledik. Tabii bunun etkilediği en önemli yerlerden biri de İYİ Parti. İYİ Parti. Şimdi İYİ Parti'nin son günlerde gerçekleştirdiği birkaç mitinge baktığımızda ya bir avuç insanla Erzurum, miting yapar hale geldi. Erzurum, Kayseri, Afyon. Hani baktığımızda Konya, mesela Konya'da o anlamda Konya'da bir laboratuvar gibiydi. Bayram şeyi gibiydi o, bayram kutlaması. Bu İYİ Parti bu iş özellikle PKK'nın açık desteği nereye götürür? Çünkü Aytun Çıray'ın açıklamaları da var. Artık oylarımız o kadar düştü ki toparlayamıyoruz diyor. Son dönemde işte toparlayabilmek için Mansur Yavaş işte PKK'ya karşıyız, teröre karşıyız. Bugün Mansur Yavaş ne dedi? HDP
terörü bitirmek için şeye gelebilir dedi mecliste. Aslanlar gibi de çarpışır dedi yani. Demek ki oradan o söylemin de edebiyle ilişkiler. Ya herhalde Türkiye'de bir milliyetçiliği bıraktırma merkezi. Hani sigara bırakma merkezi, alkol uzak yani yedamlar gibi bir. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Yani böyle bir merkez var mı? Yani yumuşatmak için acaba ne kullandırlar? İşte o merkez var. Melez milliyetçilik. Şimdi şöyle yapıyor Mustafa Hocam. Melez milliyetçilik. Çok uzak bir yere bir PKK'lıyı oturtturuyor. Buraya bir yavaş yavaş böyle sistematik duyarsızlaştırmayla yaklaştırıyor herhalde. Bunlar bizim hakikaten siyaset sahasından tanıdığımız gerek Mansur Yavaş, gerek Meral Akşener. Yani. Meral Akşener hanımefendiyle onlarca yıl beraber çalıştığımız bir hanımefendi. Ama bu kadar yani Mansur Bey'i yumuşatan şey nedir? Ben de çok merak ettim. Şimdi yani mitinge mesela bakın. Bu Erzurum mu? Tam yerine isim Konya olabilir. Hakikaten ya da Konya muhtemelen burası. Ya şimdi Ümit Bey, bu seçim hakikaten biz 3-4 yıl oldu. Yani büyükşehir seçimleri, belediye seçimleri bitti. O günden itibaren Biden işaret bir şeyini çaktı. 2020 Ocak'ta işte 3,5 yıla geldik neredeyse. Dostlarımız iktidar olacak. Masalar kuruldu falan. Herkes bir kere bir ilke siyasetini bıraktı. Çıkar siyasetine başladı. Siyasi döndü ve artık turnusol kağıtlara dayanmıyor yani. Koydun mu şeyin elementin rengi hemen çıkıyor. Biriyle birini yan yana koyduğunda şey oluyor, netleşiyor. Şimdi bu tabii İyi Parti çok büyük hatalar yaptı. Sonra en son geçen iki hafta önce ya da geçen hafta Musavat Dervişoğlu çıktı bir açıklama yaptı. Biz orada iyi bir strateji yaptık diye. Masadan kalkmayı, inmeyi, oturmayı. Algoritmasını çökertmek için. Ama bakın orada aslında şunu demiyor. Onun altında şu var. Biz milleti dolandırdık gibi bir ifade çıkıyor. Yani kalkması, oturması, işte Mansur Bey'in onunla görüşmesi falan. Ortaklarımızı kandırdık diyor. Ya da açıyorlar. Ortaklarımızın haberi de vardı diyor. Halkın haberi yok. Bunlar hep birlikte çadır yapmışlar. Bir tiyatro kurmuşlar. Fanzonda rol dağılımı yapmışlar. Şimdi tabii ki bu bizim milletimiz feraseti yüksektir. Yani sahteyle gerçeği, hakikatle yalanı, doğruyla yanlışı ayırt eder. Bu genetik bir şey herhalde. Bir de bu millete özgü yani. O kadar manipülasyon yapıyorsun, şudur budur, bir bakıyorsun gene yenmiş de yenmiş. Şimdi bu seçimde öyle olacak. Az önce vesayetlerden söz edildi. Bakın 2016'ya kadar olan ve Sayın Bahçeli'nin de desteğiyle birlikte 15 Temmuz 2016'dan sonraki ben asıl Cumhur İttifakı ile birlikte o hizmetleri ben 2016'dan sonra muktedir bir AK Parti gördüm. Çünkü ondan önce 2010'lara kadar yargı vesayeti, jüristokratik vesayet vardı. Kim bunlar? İsimlerini sayalım. Rahmetli olanlar da var. Sabih Kanadoğlu. Ya biz sabah kalk Sabih, akşam yat Sabih. Yekta Güngör Özden. Akşam yat Yekta, sabah kalk Yekta. Ondan sonra Vural Savaş. İkindi namazından sonra Vural Savaş. Yatsı namazından önce Vural Savaş. Kimdi gece yarısı bunlar? Da vardı. Gece tabii yarısı. Gece yarısı da vardı. Işıklar var. Yanıyor, ışıklar sönüyor. Evet. Kimdi bunlar? Jüristokratik vesayet. Parti kapatır. Efendim sonra demokrasiye balans ayarları veriliyordu. 2008'lere kadar, 100 yıl önce değil. 100 yıl önce değil, 2008'de. 1000 yıl sürecek. 1000 yıl sürecek deniyordu. Yargı vesayeti. Biz o zaman da bir ton genelkurmay başkanı ismi, hatta binbaşı, onbaşı ismi hatırlıyorduk ya. Ya niye hatırlıyordu bu ülke? Biz hep şunu soruyorduk. Gerçek bir demokraside ne işi var genelkurmay başkanının isminin gazete manşetlerinde? Avrupa tarzı demokrasilerde falan bu olur mu diye soruyorduk. Gerçi yani Avrupa'nın da demokrasisi de çok ayrı tartışılır. Evet. Hocam internet sayfasından bile yapılmaya çalışıldı. Evet, bürokratik vesayet. Ya öyle bir bakın Selçuk Bey, Selçuk Bayraktar bu İHA SİHA teknolojisine yakın teknolojileri 2002'de 2001'lerde getirip koyuyor bakanlıklara, şuralara, buralara. Diyorlar ki çocuklar sizin yabancı diliniz çok iyi, gidin tercüme yapın diyor. Bürokratik vesayet. Dün bir Ahmet Hakan'ın 2000'li yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızla bir şeyi çıktı. Ya, SSK işi değil mi? SSK'dan ilaç alma. Evet. Mucize gibi geliyor o zaman dışarıdan eczaneye ilaç alıyor. SSK'lı bir hastanın özel hastaneye gidip tedavi olması. Peki neden olmaz diyor bu Ahmet Hakan. Bürokrasi izin vermez diyor ama Cumhurbaşkanımız da o zaman şöyle diyor. Diyor ki ya asıl bürokrasinin devlete zarar uğratması şudur. SGK'lı bir hastanın devletine normal bir eczaneden ilaç alamayıp gidip ben bunu sıra beklemeyeyim SSK eczanelerinde diye gidip normal eczaneden cebinden parayla ilacı beklememek için almasıdır. Yani millet için devlet değil, devlet için millet. Yani şeyi tam oturtmuş kafaya. Millete hizmet için varız diye. Şimdi bu vesayetler bitti Allah'a şükür.
Peki bu vesayetler yeniden gelir mi? Çok kolay. Çok kolay. Çünkü IMF geldi mi vesayet gelir. Ondan sonra... Ki zaten ben çok güzel borçlanırım vaatleri var. Var. Şimdi bu şeyi, bu iki ittifakın psikodinamiğini ben bir özetledim, bir yerde de yazdım. Şimdi Millet İttifakı'nda yaptırmayız, kapatırız, yok ederiz şeyi var, psikolojisi var. Temel atmama, şunlar bunlar. Öte tarafta yani biz çok da üzülüyorum hakikaten, hiçbir şeyi konuşamıyoruz burada. Hürjet'i konuşamıyoruz, TCG Anadolu'yu konuşamıyoruz. Tayfun'u konuşamıyoruz. Tayfun'u konuşamıyoruz, dün Kemenkeş'i konuşamıyoruz. Yani bunları konuşamıyoruz. Neden? İzmir'e gidecek TCG evet. Anadolu'yu tabii konuşamıyoruz. Bu, yani ana çatıyı anlatmak için. Ondan sonra bir yanda vaatlerine yan çizen bir muhalefet var. Traktör verecektiniz diyor. Diyor ki ben o traktörü öyle vereceğiz değil de işte Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi, çorap hikayesi gibi. İşte çiftçi elinde kalan ürünü götürüp bize versin bizim belediyelere. Biz de onları satarsak 5 yıl içerisinde o paralar tasarruf olarak bir traktör parası ediyor dedik. Biz traktör vereceğiz demedik diyor. Onu öylesine aldatmacası olarak koyduk. Şimdi diyor. Altın aynı şekilde. Bu seçimde altın. Peki Mansur Yavaş ne yaptı? Mansur Yavaş seçimden sonra vaatlerini internet sitesinden kaldırdı. İmamoğlu hangi vaadini tuttu? Hani CHP gibi yöneteceğiz diyor ya. Yani bir anda vaatlerini silen, ortadan kaldıran ve ütopik vaatler, soyut vaatler veren bir Millet İttifakı var. Öte yanda da vaatlerini sığdıramayan, yetiştiremeyen, günü gelmeden şu doğalgaz. Herkes 4 yıldan önce çıkmaz gelmez diyordu karaya. 30 ayda geldi ya. 30 ayda. İnsanlara 0 liralık faturalar gelmeye başladı. Gelmeye de başladı. Şimdi yine bir yanda tehdit dili, şantaj dili, asacağız, keseceğiz, yok edeceğiz, yargılanacaksınız. En az ben bir ay içerisinde 20 tane muhalefetin siyasetçilerinden, önde gelen kanaat önderlerinden 20 tane böyle ifade duydum. PKK'lılar da dahil tabii buna. Yok edeceğiz, şudur budur, hepinizi yargılayacağız. Hesap soracağız. Hesap soracağız diyor. Ama öte yandan KHK'lıları hakkında yargı hükmü olsa da çıkaracağız diyor. Tüm sonuçları tabii, birlikte kaldıracağız. Birlikte. Buna da adalet diyorlar. Evet. Yani, olur mu? Yani şimdi 4M dili var muhalefetin. Bunu halk görüyor. Mitomanik dil. Mitomanik dil yalana doymayan, yalandan nemalanan, yalansız gün geçiremeyen, yani yalana yalan bağımlısı, müfteri bir dil. Hakikaten iftira atmadığı veyahut mütehakir dil, hakir görmediği, çiftçi oy verirse iki elim akanlı, öğretmen oy verirse öğretmen değildir. HSK alçak kurulu, bilmem militan jandarma, uzman çavuş, yani laf atmadığı, iftira atmadığı, küçük görmediği bir dil kalmadı ve manipülatif bir dil. Şimdi seçimden sonra inşallah bu dilin de değişmesi için her türlü yasanın çıkması lazım. Yani bu sosyal medya böyle bir başıboş mecra olmaması lazım. Yani öz cümle şu. Bu seçim, bir de şu var tabii. Bir yanda NATO'dan, PKK'dan, ABD'den, LGBT'den övgü alan bir muhalefet. Öte yandan her şeyiyle milli, yerli duruşuyla halkın gönlünde de teveccüh alan ve taht kuran bir şey. Şimdi en sevmeyeni bile Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu diyemez. Bu adam sözünde durmuyor. Bu adam dediğini yapmıyor. Bu adam mesela deprem bölgedekilere soruyorlar. %65'i %70'i bu iktidar çözecek bizim sorunumuzu diyor. Böyle bir inanç gelişmiş. Çünkü bayramda temeli atılan deprem anında atılan şeylerin hemen şeyleri verildi. İşte bu şeyler kentsel dönüşüm kampanyaları, aile koruma kalkanları falan hakikaten yani bu yerli ve milliliği halkımız bence çok net biçimde gözlemliyor. Şimdi bu seçim neyin seçimi olacak? Bu seçim bakın çok net 5-6 başlıkta. PKK ile Mehmetçiğin seçimi. Bunu ben söylemiyorum. PKK söylüyor. 14 Mayıs'ta bir de tutsak diyor ya. Tutsaklarımız diyor. Tutsak yani savaş yapıyormuşuz sanki biz. Yani sanki iki eşit ülke savaşıyormuş da Rusya ile Ukrayna birbirinden tutsak alıyormuş gibi Sırrı Süreyya bunu söyledi. Tutsaklarımız. PKK ile Mehmetçik seçimi. Mavi Vatan'la efendim Yunanistan'ın seçimi veya Güney Kıbrıs'ın seçimi. Efendim 15 Temmuz'la efendim FETÖ'nün seçimi. Bölünmeyle Suriye gibi olmamak için kaç tane gerekçe var bizde? Hiç yok. Aynı kozmopolit yapı var. Aynı ki onu kaşıyan bir inanca sahip insanlar hem var. Hem Alevilik hem Kürtlük üzerinden videolar da vardı. Aynı milliyete yani. Sahip insanlar var. Kürt'ü, Türk'ü her şeyi var burada. Orada da var. Lübnan gibi olmamak için de hiçbir gerekçemiz yok. Alevisi, Sünnisi, Şafisi, Caferisi her şeyi var. Yani Lübnan 90'ların Paris'iydi ya 80'lerin Paris'i. Şimdi Lübnan diye bir ülke yok. Bölünmeyle bu seçim, bölünme riskiyle
efendim tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet olmanın seçimi. Bu seçim kaosla istikrarın seçimi. Sayın Bahçeli hep söylüyor. İstikrar, istikbal, istikrar. İstikrar. Bunlar çok önemli. Ve bu seçim en önemlisi geleceğimiz, gençlerimiz, Teknofest genci mi, LGBT genci mi? Elif kuşağı, Vav kuşağı mı? Yoksa efendim onların tanımladığı ailesini sallamayan, ülkesinden soğuyan bir, işte isim vermeyeceğim bir kuşakları var. Yani asıl önemli şeyler buralar. Ben şimdi son şunu söylüyorum. Ya hakikaten çok ciddi belalar var. Biz burada epey konuştuk. LGBT evet. konusunu biliyorsunuz. Sonradan Cumhurbaşkanımız da çok konuşmaya başladı. Her mitinginde neredeyse biraz tam efradını camiye anlatamıyor ama keşke 3-5 dakika bir brief verebilsek kendisine. Yani. Hocam, hocam programda var ama. Ama şöyle, onu açısından. Bilen çok yok. Yani hocam, bu işin nasıl şey olduğunu. Tabii. Sağlıklı toplumların temel dinamiği aile değil mi? Kesinlikle öyle. Hocam onu yıpratırsanız bu gibi şeylerle bunları. Toplumu çökertmenin formülü de o. Formülü de bu. Şimdi bu çocukların da şeyi yok yani. Tartışması bile bu, bir şey değil. Bu çocuklar bizim evladımız ya. Nasıl PKK'lı kandırıyorsa Diyarbakır annesini, bu çocuğu da sosyal medyadan cinsel kimlik karmaşasıyla evet. kandırıyorlar. Bu çocuk bizim çocuğumuz, azıcık konuş yüzü gülüyor ya. Hı hı. Azıcık konuş. Şimdi seçimden sonra bunların hepsi olacak. Yani inşallah 15 Temmuz ruhu devam edecek. Mavi vatan politikası devam edecek. İHA'lar, SİHA'lar devam edecek. PKK yine inlerinde Türkiye'de bitti. Bu sefer Kuzey Irak'ta vurulmaya devam edecek. Ailemiz güçlenecek. Kadim ailemiz. Hem maddi hem manevi güçlenecek. Peki bunları nasıl yapabileceğiz? Bunları yapabilmek için şu an nasıl yapılıyorsa devam etmesi lazım. Yani şu anki mevcut yönetimin. Aileler bunu anlasın. Kızgını, küskünü, dargını, soğan düştü 13 lira. Hadi müjdeler olsun. 13 liraydı bugün soğan. Yani çok o cücük alıyordu eline. 30 lira, 13 lira bugün. Ve onu da gördük. Dökmüşler yollara. Ekonomi rayına giriyor. Sayın Nebati Nisan'dan sonra 50'lere düşecek. 50'lerin altına düşecek diye enflasyon. Para halledilir. Son söz. İsmet İnönü 2. Dünya Savaşı'na girmedi. Neden? ABD zorladı, o şey yapmadı, girmeyeceğim dedi. Ve ABD girseydi, belki ülke ABD'nin desteğiyle Türkiye girseydi teşvikiyle, ülke belki ciddi bölünmelere, şeylere girecekti. Çok önemli bir politika. Ama ekonomik olarak darlığa girdik. Bir genç yapıştı İsmet İnönü'nün yakasına. Paşa, bizi aç bıraktın dedi. O da ne dedi biliyor musunuz? Aç bıraktım ama vatansız bırakmadım, babasız bırakmadım evladım dedi. Hı hı. Bu seçim hakikaten bunun seçimi. Ekonomi çözülür. Biz kendi içimizde gerekirse tekrar bir tekalifi milliye çıkarırız. Bir çarığımızı devletimize veririz. Bir şeyler yaparız. Biz böyle bir milletiz. Ama milli egemenlik, bağımsızlık, aile, değerler bitti mi? Bu seçim evet. bunun da diye seçim. Onun için herkes dikkatli olması lazım. Herkes uyanık olması lazım. 300 milyar ABD'den geleceğini, bizim oradan 1 trilyon dolar doğalgazımız çıktı. Hüdayin abit ya. Yerden bitiyor ya. Allah'ın gazı. Buldun. Bak ilk ay bedava. Biz onları bir de sadece bir yılda bizim bedava. Ne var? Abdülhamit var. Ondan sonra Fatih var. Kanuni var. Yavuz var. Oruç Reis var. Aramaya devam edecek. Arayacak. Nijerya'da bulacağız. Biz de olacağız. Onlarla ilgili gibi. De birkaç cümle söylemek buyurun. Lazım. Benim kıymetli hocam. Yani şimdi bizim dünyadaki beş ülkenin... Kısa olursa sürem azaldı. Tabii. Evet. Dünyadaki beş ülkenin sahip olduğu bir teknolojiye sahip dört tane gemimiz var bizim. Yani 12 bin metrede sismik araştırma yapabilen, sondaj yapabilen, robotik teknolojiyle arayan ve bulan, alan bulan ve montajlayabilen bu teknolojinin yanında hakikaten mühendislerimiz o bilgiye, donanıma sahip 10 bin kişi çalıştı bu Karadeniz doğalgazının çıkarılması sırasında. 2,5 yılda, 7 yılda yapılabilecek kara istasyonu yapıldı. Evet. Bunları hiç medyada yer almıyor bunlar. Bunları vurgulamak lazım. Yani insanüstü bir güçle çalışabilmesi için bu efendim çalışma planının ve programının içinde bir enerjinin olması lazım Ümit Bey. Burada yüreğinde bir enerjinin olması lazım. Demek ki milli bilinç. Milli bilinç. Demek ki orada çalışan mühendisimizden, teknikerimizden, şoförümüzden hepsinin bu milli bilinci oluşmuş ki yani 1 trilyon dolarlık Karadeniz gazının çıkması için 7 yılda planlanan yapı, dünyadaki örnekleri 7 yılda yapılıyor. 2,5 yıla sığdırmayı başarmış bir milletten söz ediyor. Zaten bu kadar zamanda nasıl yaptılar diye hala konuşuluyor. Evet. Hocam 6 aydır ailesini görmeyen mühendisler var. Allah razı olsun. Şimdi bu neden abi. Önemli? Abi. Işte orada o meşalenin yanması sadece
1 trilyon dolar olarak değerlendirelim. Tabii canım. Türkiye'nin enerji güvenliğinin teminatı olarak değerlendirelim. Aynen, aynen. Çünkü bu bilinç bizi ne yapacak? 85 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. İleride en büyük sorun su enerji olacak. Yani toprak değil, su ve enerji olacak. Dolayısıyla enerji yatırımlarının devam ediyor olması, enerji arama bilincinin gelişiyor ve teknolojinin gelişiyor olması, mavi vatandaki, münhasır ekonomik bölgelerdeki haklarımızın da daha kolay erişilebilir hale getirecektir. Türkiye böyle sadece günlük palyatif politikalarla efendim bir plan yapan, yarından sonrasını düşünmeyen siyasetçi zihniyetini geride bırakmıştır artık. Ne oluyor? Dünyadaki gelişmeleri yeniden konumlanan dünyadaki güç merkezlerinin içerisinde yer alabilmek için gerek politik atılımları, gerek teknolojik atılımları, gerek ise kendi mühendisiyle, teknikeriyle bunları bilinçlendirme operasyonlarını Türkiye birlikte yapıyor. Şimdi bu çok önemli bir süreç. Bunların sekteye uğraması demek, bunların az geride kalmamız demek, emperyal devletlerin daha önümüze geçip önümüzü kesiyor olması demek. Bugün Gabar'da petrol arayıp çıkarabiliyorsak ki 30 bin varile çıkmış kıymetli hocam. Karadeniz'den doğalgaz turizm hocam aynı çıkarabiliyorsak. Güneydoğu ve bugün bacasız sanayi dediğimiz turizm. Evet. Bugün Türkiye turizm gelirlerinde 50 milyar dolar hedefini yakalamış. Bugün İspanya'nın nüfusu 50 milyon aşağı yukarı 80 milyar dolarlık turizm geliri var. Türkiye Ege Akdeniz ve kültür turizmiyle birlikte bugün 50-60 milyar dolarlık hedefine çok yaklaşmış durumdadır. Yani geçtiğimiz sene bunu test etti. 44 milyar dolarlık bir test yaptı ve daha da ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Türkiye bu know-how'ıyla, birikmiş bilgi birikimiyle, devlet olma geleneğiyle inşallah bütün alanlarda atılımlarını, hamlelerini doğru ve doğru bir çerçeve içerisinde devam ettirebilir. Yani istikrar sürer ise inanıyorum ki genç jenerasyonumuz, bizden sonraki neslimiz çok daha müreffeh bir ülkeyle ülkede yaşıyor olacak diye düşünüyorum. Şimdi Adem Hocam, yani iki konu, hani sürem daha az kaldı. Bir, işte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu diyor ki halamı bile ikna edemedim. Bir yandan Ali Babacan diyor ki biz tabanımızı CHP'ye oy vermeye, %100 oy vermeye ikna edemeyiz. Bunu da CHP'ye söyledik. Yani bizden CHP'ye oy gelmeyebilir diyor aslında. Bu ve sahadaki çalışmalarda çok bulunmamaları da bu küçük partilerin alacaklarını almış, faturayı CHP'ye yıkmış ve kenara çekilmiş olduğunun göstergesi midir? İkincisi de yani Doğu Güneydoğu'yu bildiğiniz için onunla ilgili de bir iki cümle alayım. Seçimden sonra o bölgede artı ekstra hangi adımlar atılmalı? Ne kadar süren var? Son 5 dakika. Son 5 dakikamız, tamam. Şimdi bu bahsettiğimiz partiler, yani Gelecek Partisi, Deva Partisi, yani AK Parti'nin ürettiği siyasetin içinden çıkan partiler. Dolayısıyla taban ortak. Yani bu tabanın ben zaten Deva ve Geleceğe yöneleceğini... Belki Saadet'i de belki eklemek Saadet lazım. Ekleyelim. Onlar da alacağını aldı ve kenara çekildi. Tabii tabii. İşin içi, zaten aldıktan sonra bir fonksiyondan olmayacağını görüyorduk. Sebep de şu. Bir tane spesifik örnek vereyim. Mesela Bitlis'te ben Sayın Babacan'ın karşılanmasını bu süreç başlamadan önce de gördüm, sonra da gördüm. Ya dolayısıyla 10 aracın karşılamasıyla 100 aracın karşılaması arasında ciddi bir fark vardı. Bu istediklerini aldıktan sonra aslında sahaya çıkmama pratiği de zaten çıkamıyorlar. Sahaya çıkamıyorlar. Bunun sebebi şu. CHP'de yan yana gelmek. Hem yan yana gelmeleri, hem işte özellikle PKK'nın Millet İttifakı'na verdiği destek. Çünkü PKK aynı zamanda bir tamam anarşist sol örgüt ama İslam'la da mücadele eden bir örgüt. Biz HDP'nin gençlik kollarının ev kiliselerini o dönemlerde İncil taşıdığını da gördük. Bunu biliyor taban. Belki yani yukarıdakiler bahsetmiyor ama taban biliyor. Dolayısıyla bunu kime anlatacaklarını da bilmiyorlar. Ben özellikle bu küçük partilerin tabanlarının Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin yerini dolduracak bir lider olmadığını düşünüyorum.
Yani ne Sayın Babacan, ne Sayın Davutoğlu, ne Sayın Karamanoğlu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye de oy taşıyamayacaklar. Taşıyamayacaklar. %100 ve kesin olabiliyor. Onların oyları da Cumhurbaşkanı'na gidecek. Tabii. Ya da diğer partilere, MHP'ye gidecek. Yeniden Refah gidecek. MHP'ye. AK Parti'ye gidecek. Doğru, AK Parti'ye. Yani Cumhur İttifakı'na. Zaten o AK Parti'nin bedel siyaseti bu yüzden çok önemliydi. Aileyi bir arada tutma çabası. Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten çok önemli ve karizmatik bir siyasal aktör. Yani ikna gücü de çok yüksek. Hakikaten bir sözüyle bütün gidişatı değiştirebiliyor. Bu bir. İkincisi, şimdi burada bir de İyi Parti'ye bir parantez açalım. Sayın Akşener'in liderlik karizmasının çizik yemesi, işte söylediklerini yutması, bir taraftan masaya oturmayacağım deyip oturması, tutarsız siyasetini diyelim. Yani işte ben onu şizofrenik demokrasi olarak nitelendiriyorum. Bu şeyi, İyi Parti'yi Ahmet Hocam gerçi bahsetti. Ben de söylemiştim 2 gün önce. Milliyetçilik nasıl bırakılır sorusunun cevabının tam karşılığına oturtuyor. Ama milliyetçilik şimdi onların sözde, anladığıyla sözde, bizimki çok farklı sözde maalesef. Yani. Oraya bir parantez açalım. Milliyetçi olduğunu iddia eden bir partiydi. Onun nasıl aslında tersine döneceğini de ispatlamış oldu. Burada şu da var. Özellikle İyi Parti'nin dönüştürdüğü bir hocam kavramsal açıdan melez bir milliyetçiliğe çevir. Ne olduğu tabii olmayan, belli olmayan. Şimdi burada tabanı ikna edemezsiniz. Milliyetçilik mesela ilkeleri vardır, yalpalamaz. Ülkü ve ilkelerini evet, 53 yıllık çınarın altında koruyabilen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Sayın Devlet Bahçeli'nin mitinglerinde bu farkı görüyoruz. Bakın bugün Kütahya, işte Eskişehir. Maşallah efendim, çok dolu. Gerçekten yani çok dolu. Size keşke Afyon zamanımız olsa da oradaki zamanımız söylemleri keşke söyleyebildik. Bakın kimden bahsediyoruz? Bakın bir liderden bahsediyoruz. Önce ülkem, milletim, sonra partim diyebilen, daha sonra kendini bir siyasal aktör olarak ortaya koyabilen. Bunu da yüzlerce örnekle göstermiş. Yani 2015 seçimlerinde bugün Cumhur İttifakı'nın en önemli aktörlerinden birisi olmasına rağmen makam mevkii gütmek. Hayır, 2015 seçiminde başbakanlığı bırakmadı mı? Terk etmedi mi? Kesinlikle. Elinin tersiyle itti. Aynen öyle. Elinin tersiyle kim başbakanlığı itmesi hakikaten yeni kapı ruhuyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile bütünleşip Türkiye'nin bekası için uyku orucuna girmiş tek liderdir Sayın Devlet Bahçeli. Allah razı olsun. Son bir dakikam, diğer konuyla ilgili de bir iki cümle alacağım. Tamam bakalım. Diğer konuyu söyleyeyim hemen. Ya ben Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle kriz dönemlerinde ülkenin siyasetini iyi şekillendirdiğini düşünen birisiyim. Çok fazla örnekleri var. Bunun en önemli örneği özellikle o çözüm süreci dönemindeki ortaya koyduğu performanstı. Yani kırılma noktalarına çok iyi müdahale edebiliyor bana göre. Şu anda bir kırılma noktasındayız biz aslında. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın burada o kırılma noktasını değerlendirmesi lazım. Bu yüzden ben bölgesel bir mesaj vermesi açısından mesela Van, Diyarbakır gibi illerde konuşmalarını çok önemsiyorum ve AK Parti'nin geliştirdiği politikaların da bu anlamda yön verecek bir sürece evrilmesini istiyorum. Evet. Bunun adını da büyük çadır politikası olarak isimlendirmek bana göre çok doğru bir adım olur. Tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür çok ediyoruz. Sağ olun. Doğrusu ne bu haftalıkta sona erdi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.